En çok çileyi de o çekiyor. Yani Mehdiyet çok maşallah. Büyük çile. İnşallah. Ve öyle kimsenin kaldırabileceği gibi yani Hazreti Mehdi dışında tabii yani inşallah öyle peygamberlerin kaldırabileceği gibi çok üstün bir çileyle imtihan oluyor. Maşallah. Hatta hocamız demişti yani Tevrat'ta o şekilde geçiyor. Allah Hazreti Mehdiyet'i çok çile çekeceğini bildiriyor ve talip o da şerefle talip oldum ya Rabbi diye inşallah bildiriyor. Yani çok büyük çilelerden geçiyor. İnsanlar hani bazen şöyle bir anlayış olabilir. Mehdiyet işte dünya çok kolay, bütün dünya hakimiyeti oluyor. Böyle bir makam mevki öyle değil inşallah. Mehdi en çok çile çeken kişi. Hatta peygamberimiz bahsederken gözleri doluyor Mehdi'nin çekeceği çileden. Çünkü hapislere giriyor, iftiraya uğruyor. Değil mi? Kur'an'daki bütün o alametler tecelli ediyor üzerinde. İnşallah. Ondan sonra peygamberlerin özetidir diyor mesela. Hazreti Yusuf peygamber hiç o doğru olmadığı halde bir iftira sonucu 7 yıl hapis yatıyor. Mehdi iftira atıyorlar, öldürmeye teşebbüs ediyorlar. Çünkü ayetlerin hepsinde var bu, ayetlerde var bu inşallah. Seni sürmek için diyor, öldürmek için diyor, tuzak kurduklarında Allah değil mi inşallah. Bunların hepsi gerçekleşiyor ve çok çileli bir hayatı var. Öyle yani zannedildiği gibi değil inşallah. İnşallah. O çileye talip olan kişi çok üstün ahlaklı. Allah korkusu en fazla olan kişi. Yani Allah'ın tam istediği gibi yaşıyor. Korkuyla umut arasında. Yani onun için Allah'tan maşallah. Korktuğu için hiçbir zaman Mehdi'lik iddiası asla bulunmaz. Kimseyi de bulundurtmaz yani Mehdi, Hazreti Mehdi. Mümkün değil dedirtmez yani inşallah. Sadece Hazreti İsa hariç demişti hocamız. Maşallah. O çünkü vahiyle hareket eden bir peygamber. O Allah'ın vahiyle hareket ettiği için inşallah onu söyleyebilir. Ama onun dışında kimseye söyletmez Hazreti Mehdi inşallah. Çünkü Allah korkusu çok fazla. Maşallah. Yanındakiler de Müslümanlar da hiçbir zaman Mehdi'nin %100 Mehdi'dir diye bir kanaat getirmezler inşallah. Hüsnü zanla bilinir inşallah. Hüsnü zan edilir. Zaten Mehdi herkesin olmak isteyeceği bir şey. Kim Mehdi olmak? Yani bir Müslüman Mehdi olmak istemiyorum derse o zaman Müslüman olmaz yani değil mi? Mehdi nasıl biridir? Takvacı en üstün olandır. Allah rızasının en fazlasına yani o dönemin değil mi? Takvacı en üstün olanı. Allah rızasının en fazlasını hoşnutluğu için hayatı boyunca çabalayan, sarf eden kimsedir. Her Müslüman böyle olmak ister çünkü hayırlarda yarışın diyor Allah. Hayırlarda yarışan insan da bu Mehdi zaten olmak ister. Ama bir kişiye nasip olur. O kaderde kimse odur inşallah. Bu inşallah. Da çok büyük bir güzellik. Evet. Yani Mehdi sen niye bu özellikler sende var, niye anlatıyorsun diye itham edilemez. Ya Allah korkusundan dolayı zaten anlatacaktır. Peygamberimiz onu da söylüyor. Hadisleri o açıklayacaktır diyor. Ahir zaman hadislerini, Mehdiyet'e i̇nşallah. Bakan hadisleri inşallah. Zaten İttihat-ı İslam'ına vesile olmak istiyor. Var gücüyle çalışacak çünkü Allah dağılıp ayrılmayın diyor. Tek, ümmetiniz tek bir ümmettir diyor. Ayrılmak haram olduğu için Allah'ın Bediüzzaman'da en büyük farz vazifesi İttihat-ı İslam olduğu için en fazla Hazreti Mehdi gayret edecektir İttihat-ı İslam için. Bunu yaparken de tabii ki Mehdiyet'i açıklayacaktır. Büyük müjde olarak peygamber de müjdeleşin diyor zaten. O zaman peygambere itaat etmemiş olur. Müjdeleşin dediği halde o müjdeyi vermezse, Mehdi'den bahsetmezse bile bile yani böyle değil mi? O şekilde Allah saklasa o da haram olur zaten. Harama girmeyeceğine göre, Allah korkusu en fazla olduğuna göre tabii ki açıklayacaktır o zaman. Her İnşallah. Müslüman açıklamak zorundadır. Biz de açıklıyoruz. Kınamasından evet. Korkmadığını Allah bildiriyor ayetlerinde mesela Müslümanların. O Utar Hocam bahsettiğin konuyla ilgili. Mesela şeytanın bahsederim. Ey iman edenler içinizden kim dininden geri dönerse Allah yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği müminlere karşı alçak gönüllü. Bakın müminlere karşı alçak gönüllü. Yani kendi aralarında çok mütevazi Müslümanların özelliğinden bahsediyor. Kafirlere karşı güçlü ve onurlu. Allah yolunda cihat eden yani mücadele eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir.